Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi beyaz ipimizden 9 sıra ördüm. Banda desenine başlayacağım. Desene başlamadan önce burasını ön kısmı olarak tulumum belirledim. Ön kısmının tam ortasından, bakın tam A kısmının ortasından takip ederek şuraya işaretimi koydum. Yani bu bana tam olarak desenimin merkezini gösterecek. Şimdi oraya kadar yine beyaz yünümle örüyorum. Yine tulumumuzun iç kısmından ters olarak örüyoruz. Spiral olarak, yani sürekli dönerek örüyorum. İşaretime yaklaştım. Şimdi şema olarak görelim. Ben bu işaretin olduğu kısmından pandamızın burun kısmına başlayacağım siyah ipimle. İki tane de üst taraflara göz yapacağım. Şimdi burun kısmında ilk sırada 5 tane siyah örmemiz gerekiyor. O yüzden tam ortayı buldum. Kısmın sağından, yani 2 ilmek kala desenimize başlıyoruz. Tekrar söylüyorum, burası benim, bu ilmek tam tulumumun ön kısmının ortası. Ortaya 2 ilmek kala, işaretime 2 ilmek kala desenime başlayacağım burun yapmaya. 3 ilmeğim kaldı, bir tane daha ördüm. Desenime 2 ilmek kaldı. Şimdi artık bunu buradan, işarete ihtiyacım yok, çıkardım. Siyah ipimi ekliyorum. Siyah ipimi beyaz ipime bağlayacağım. Arada boşluk kalmaması için. Bakın şuradaki beyaz ipime arka yüzden siyahımı bağladım. 5 ilmek siyah örüyorum. Yine ters olarak arka yüzde sürekli ters. 2 3 4 5 5 ilmek siyah ördüm. Desenime bakıyorum. Bakın ilk sırada burnun 5 ilmek siyahım var. Bir sonraki sırada birer tane her iki kenarda artırıyoruz. 7 ilmek yapacağız. Yine tekrar bu burun kısmına gelene kadar beyaz ipimle devam ediyorum. Bakın arkadan beyaz ipimi uzattım. Ve devam ettim. Bu şekilde. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Şu siyah ilmeğime bir ilmek kalana kadar beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. Yine sıramın sonuna, yani desenime yaklaştım. Şimdi bu iki ilmeğimi de örüyorum. Desenime bir beyaz ilmek kala bıraktım. Çünkü ikinci sırada bakın birer ilmek yandan, yani 5'in üstüne bir sağdan 7 ilmek siyah öreceğim. Bu arada bu deseni sonradan da nakış olarak da işleyebilirsiniz. Ben genelde bu tarz desenleri örme esnasında yapmayı tercih ediyorum. Şimdi dönerek ördüğüm için siyah ipimin ucu bakın bu tarafta kaldı. Yani sol şişimde kaldı. Buradan tekrar beriye alıp örmem gerekiyor. Ama onun yerine ben daha değişik bir yöntem. Şuradaki ilmeklerimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Bir beyaz ilmeğimi, 5 siyah ilmeğimi, buradan da bir beyaz ilmek daha aldım. Şimdi örgümü çevirdim ve ön yüzden düz olarak buradan itibaren örüyorum. Bakın örgümü çevirdim. Şu ipimi, siyah ipimi tekrar geriye çekmemek için sadece siyah kısmını düz örgüyle ön yüzden öreceğim. Şişimi battım. 7 ilmek
düz örgü örüyorum. 5 siyah ilmeğimin üstüne 7 tane ördüm. Bakın yine şişimi şu şekilde iç tarafına çevirdim. 2 sıra sonra tekrar bu şekilde desen karşımıza gelecek. Orada bir daha göstererek anlatacağım. Yani ben dönerek ördüm içi, bu siyah ipim sol tarafta kalmıştı. Tekrar ikinci sıra siyah örebilmek için ipimi bu şekilde buraya almam gerekiyordu. Onun yerine ilmekleri sağ şişime aktardım. Ön yüzden bu ilmeklerimi şu kenardan düz olarak ördüm. Şimdi bakın, tekrar bu ilmeklerimi, bu sıramı ördüm. Örmeden sağ şişime alıyorum. Ön yüzde bu 7 ilmeğimi ördüm. Beyaz ipimi buradan aktararak şuradaki beyaz ilmeğimden itibaren yine örmeye devam ediyorum. Eğer isterseniz tamamen bu beyaz kısmını 24 sıra tamamını dönerek beyaz örüp daha sonra göz ve burun desenlerini siyah iple üstünden işleyebilirsiniz. Nakış yapabilirsiniz. Yine tekrar şuraya bir ilmek kalana kadar beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. Yine siyah desenimize bir ilmek kaldı. Şimdi 3. sırada da hemen birer ilmek kenarlara çıkıyoruz. Yani 7'den 9 ilmek siyah yapacağımız için desenime bu kenardaki bir beyaz ilmekten başlıyorum. Siyah ipimi aldım. Beyaz ipimin altından geçirerek örmeye başladım. Böylece şu beyaz ipimin etrafından dolamış oldum ve burada bir boşluk oluşmasını engellemiş oldum. Şimdi 9 ilmek siyah örüyorum. Bir önceki sıramda 7 ilmek siyahım vardı. Şimdi 9 ilmek olacak. Yani ilk 7 ilmeğin her iki kenarından birer beyaz ilmeği de siyah olarak örmüş olacağım. Bakın 8. ilmeğim siyahımı ördüm. Hemen yanındaki beyazı da siyah ördüm. Beyaz ipimi burada bu siyahların üzerinden örmeden aldım. Çok fazla gerdirmiyorum ama çok da serbest bırakmıyorum. Arkada beyazlar şu şekilde kalacak. Ve beyaz ipimle yine siyah ilmeklerime kadar devam ediyorum. Bir sıra beyaz ipimle ters örgü örüyorum. Yine bir sıra beyazımla dolandım. Bakın siyah ilmeklerime 2 ilmek kaldı. Şimdi 3 sıra siyahımızı örmüştük. 5, 7, 9. Bu 9 siyah ilmeğimizi bir 4 sıra üst üste aynı şekilde örüyoruz. Bir dikdörtgen şeklinde. O yüzden bu 2 ilmeğimizi de yine ben beyaz olarak örüyorum. Ördüm. Şimdi bu 9 ilmek siyahımı ben tekrar siyah olarak öreceğim. Ancak ipim yine bakın 2 sırada bir bu oluyor. Dönerek ördüğüm için sol tarafta. Ön yüzden düz olarak bu ilmekleri örmem gerekiyor. O yüzden ben bu 9 siyah ilmeği bakın sağ şişime, bunu bir daha gösteriyorum. Sağ şişime aktarıyorum. Örmeden. Yani şişimdeki ilmeklerin ipinin olduğu yere geliyorum. Bakın buraya. Şimdi örgümü çevirdim. Ön yüzünü karşıma aldım. Ve ilk ilmekten itibaren 9 ilmeğimi düz örgüyle örüyorum.
siyah ipimle bakın ön yüzünden 9 ilmeğimi düz örgü örüyorum. Yani siyah ilmeklerimi bu sırada ön yüzden örüyorum. Dokuz ilmeğimi ördüm. Yine örgümün iç kısmını aldım. Şimdi beyaz ipimle devam etmem gerekiyor. Bu siyah ilmeklerimi ördüğüm için bakın şekil bu. Bu ilmeklerimi tekrar ben sağ şişime örmeden aktarıyorum. Şimdi beyaz ipimi buradan aldım. Bakın siyah ipimin üstünden karşı tarafa uzatıp karşıdaki ilk beyaz ilmeğe kadar uzattım. Şimdi ilk beyaz ilmekten itibaren yine beyazımı örmeye devam ediyorum. Yine iç yüzdeyim ve ters örgü. Bakın tam yarıya geldim. Burun kısmının yarısını yaptım. Şimdi bu 9 siyah ilmeğimi 2 sıra daha herhangi bir azaltma ya da artırma yapmadan aynı şekilde ördükten sonra bir sıra birer ilmek azaltacağız. 7 bir sırada 5 yapıp burun kısmını tamamlayacağız. Ben şimdi 2 sıra daha bu şekilde siyahları siyah, beyazları beyaz örerek devam ediyorum. Evet, şimdi 4 sıra 9 ilmek siyahımı ördüm. Desenimin son 2 burun kısmının son 2 sırasına geldik. Bakın 1 2 3 4 sıra 9 ilmek siyah ördük. Şimdi bu sırada 7 siyah ilmek yani 2 kenardan birer ilmeği tekrar beyaz örerek siyah ilmeklerimizin sayısını 7'ye bir sonraki sırada da yine kenar 2 ilmeği birer tane her iki kenardan beyaz örerek 5'e indirerek burun kısmını tamamlıyoruz. 3 ilmeğim kaldı. O 3 ilmeğimi de beyaz örerek siyah ilmeklerime geldim. Şimdi bu 9 siyah ilmeğimin ilkini bakın beyaz ördüm. Şuradaki siyah ipimi de sıkılaştırdım. Şimdi aradaki 7 ilmeği yine siyah örüyorum. Ters öreceğim yine. Bakın ipimi siyah ipimi beyaz ipimin altından yukarıya aldım. Yine boşluk oluşmasın diye. 7 ilmeğimi siyah olarak örüyorum. Son 1 ilmeğimi de tekrar beyaz ilmeklerime dahil edeceğim. 7 ilmek siyahımı ördüm. Şimdi son siyah ilmeğimi bakın ipimi beyaz ipimi uzatarak beyaz örüyorum. Ve beyaz ilmeklerime devam ediyorum. Tekrar sıramın şu siyah ilk siyah ilmeğine kadar tüm beyaz ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Şimdi son 2 beyaz ilmeğimi de örüyorum. Ve siyah ilmeklerime geldim. Bu son sıram siyah ilmeklerinde burun kısmında 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. İlkini beyaz örüyorum. Ortadaki sadece 5 ilmeğimi siyah olarak bırakacağım. İpim yine sol tarafta olduğu için bakın bu 6 siyah ilmeğimin 5'ini sağ şişime örmeden aktardım. 5 tanesini. Şimdi örgümü yine çevirdim. Ön yüzünden örmeye devam edeceğim. İlk ilmeğin içine battım. Düz örgü örüyorum. Ön yüzden 5 ilmek siyah örüyorum. 3 4 ve 5. Yine örgümü çevirdim. Bu arada burun kısmı bakın tamamlandı. Siyah ipimi de artık kesebilirim.
siyah ipimi kestim. Şu kenardaki beyaz ipime bağladım. Şu şekilde ipimi bağladıktan sonra şuradaki 2, 4, 5 siyahı tekrar sağ şişime, bunları ördüm içi ön yüzden alıyorum ve son siyah ilmeğimden itibaren beyaz örmeye, tekrar ters beyaz örmeye devam ediyorum. Yine en son burun kısmında 5 ilmek siyahımız kaldı. 5 ilmekle başladık. Siyah burun kısmını 5 ile tamamladık. Şimdi bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum şu işaretime kadar. Üstüne bir sıra daha tüm ilmekleri beyaz olarak örüyorum. Şimdi pandamızın burnunu ördükten sonra bir sıra daha beyaz ördüm. Devamında 6 sıra daha beyaz ördükten sonra beyaz kısmı tamamlanacak. Pandamızın gözlerini nakış olarak işleyeceğiz. Bir de burun çevresini yine nakış olarak çevrileceğiz. Şimdi 6 sıra beyaz örüyoruz. Yine dönerek. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz kısmını tamamladım. Burun kısmından sonra toplamda gözlerle burun arası 1 sıra artı 6 sıra da yukarıya, toplamda 7 sıra ördüm. Ve göstermek amaçlı gözün bir tanesini, pandanın bir gözünü nakış olarak örgümün üstüne işledim. Burun kısmını örerek yapmıştık. Gözleri işleyerek yapacağımızı söylemiştik. Bir tanesini ben gösterme amacıyla yaptım. Diğerini de şimdi hep birlikte sizinle işleme olarak yapacağız. Eğer örerek yapmak istemiyorsanız burun ya da göz ya da herhangi bir küçük deseni, çiçek ya da farklı desenleri örgü üstüne aynen örerek yapar gibi işleyebilirsiniz de. Şimdi bu tekniği de göstereyim diğer gözde. Yine aynı yünümden, siyah yünümden iğneme geçiriyorum. Bir kat yapacağız. Aynen burun kısmında ördüğümüz bir kat gibi. Şimdi şemaya bakıyoruz. Bakın burun kısmıyla gözler arasında arada bir sıra beyaz boşluğumuz var. Biz sağ gözü ben daha önceden işledim, yapmıştım. 2, 4, 5, arada 5 boşluk bir sıra artı 5 ilmek boşluğum var. Gözlerin arasında da toplamda 15 ilmek boşluğumuz var. Şimdi sol göz içi de bakın son 5 tane siyah ilmeğim. Bunlar hemen bir sıra üstten, bakın şuradan siyahın üstünden bir sıra ve 5 tane yana doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Yani ben şuradan itibaren, şu ilmekten itibaren nakış işlemime başlayacağım. Tekrar söyleyelim, bakın siyahımın bir sıra üstte boşluk bırakıyorum ve şu son siyah ilmeğimin bir sıra üstünden yana doğru 5 ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki ilmekten itibaren başlıyorum. 6. ilmek. Şimdi ilmekler V şeklindedir. Bakın şu şekilde. Şimdi biz bu ilmeğin alttan tam V'nin olduğu kısmına battım. Şöyle ipimin ucunu da serbest bırakıyorum biraz. Bakın V kısmına battım. Bu V kısmının şu yanda ve bu tarafta yine bir çapı var. Şu yandan batıyorum iğnemi. Bakın tam karşıdan diğer V'nin yanından çıkıyorum. Bu beyaz V ilmeğimin V'nin bir kenarını yaptım. Şimdi yine buraya bat.
yaptım. Başladığım yere bakın bir tane siyah V hazır. Bu V'mi yaptım. Şimdi hemen yanındaki ilmeğin, bir sonraki ilmeğin bakın şuradaki hemen dip kısmına yine batıyorum. İpimi aldım. Yine burada da şu V'nin hemen üstten yana doğru çıktım. Alta başladığım yere battım. Bakın iki tane V'mi yapmış oldum. Şimdi ikinci sıramda birer tane kenarlardan artırarak dört tane siyah ilmeğim var. Sıram bu. Bu çok önemli. Bakın sıranın tepelerini takip ediyoruz. Sıram bu. Şimdi bir üstte şu ilmeğimin altından başlıyorum. Bakın son yaptığım V'nin yanındaki ilmeğin alt kısmında. Battım. Şu V'ler çok önemli. Şu şekilde ilmekleri takip ediyoruz. Bakın şu ilmeğin altındaki V. Yine sağ kenarının üstünden iğnemi her şuradaki boşluğa bakın. İlmeğin geçtiği şu kenarının bittiği yerden batıyorum. Tam ilmeğin karşısından çıktım. Ve burada battığım yere, ilk başladığım yere battım. Şimdi ikinci ilmeğim bakın yine şu altında başlama alt taraftan ipimi çıkardım. Yine bakın V'nin şurada yine V, beyaz V var. Hemen sağ kenarından ilmeğin tam karşı tarafından iğnemin ucunu çıkardım. Ve başladığım yerden bitirdim. İki ilmek oldu. Devam ediyorum. İkinci sıramın üçüncü ilmeği. Bakın yine ilmeğim şu. Şöyle tutup bakalım. Bakın şu. Üste çıkartayım biraz. İki tane ve bacağı var. Şimdi alttan yine battım. V'nin ucuna. Şu yan V'nin yan kenarından iğnemi battım. Karşı taraftan çıktım. Yine başladım noktaya batarak V'mi tamamladım. Yani ben daha önce ördüm ilmeğin üstünde aynı şekilde siyah ipimle geçiyorum. Şimdi kenardaki bakın dördüncü ilmeğim. Şuradaki şu dördüncü ilmeği. Alt ucuna batıyorum. Şu kenarını takip ederek hemen batıyorum sağ taraftan, sol taraftan diğer kenarın, şu kenarın başladığı yere yerden çıkıyorum. Yine alt uca battım. Bakın dördüncü ilmeğimin B'si de tamam. Şimdi aynı şekilde bir sıra üstten yine dört ilmek yapıyorum. Şimdi bir üstteki ilmeklere bakalım. Şöyle yakın çekimde. Bakın V'ler. V, 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 V. Bu V'lerin uçları burada. Bakın şurada, şurada, şurada ve şurada. Benim işlemeye başlama noktalarım bunlar. Bakın kenardakinin şu V'nin ucundan şuraya alttan yukarıya doğru batıyorum. Battım.
V'nin sağ kenarını takip ederek hemen üst sıranın, bakın üst tarafındaki sağ kenarın üstünden iğnemi battım, sol taraftan ilmeğin çıktım. Yine başladığım yere batarak V'yi tamamladım. Hazır. Şimdi ikinci ilmeğime, bakın yine başlama noktasından battım. Şu bacağı takip ederek, bakın sağ taraftan ilmeğin sol tarafından iğnemi çıkardım. Çok sıkmayın. Şöyle hafif ol. Başladığım yerde işlemi tamamladım. Yine bakın üçüncü ilmeğimin V'sinin alt noktasına battım. Şuradan karşıdan çıktım. İlmeği takip ediyorum. Yine başladığım noktaya batarak ipimi, iğnemi alta aldım ve V'yi tamamladım. Ve son, üçüncü sıramın son ilmeğini işliyorum. Alt ucundan battım. İlmeğin sağ üst tarafından batarak iğnemi sol tarafından çıkardım. Ve başladığım yerde tamamladım. Üçüncü sıram da tamam. Panda gözümün üçüncü sırası. Ve dördüncü sırada yine orta iki kenardaki ilmekleri bırakıyoruz. Aradaki iki ilmeği siyah olarak işliyoruz. Şimdi bu ilmeğimin üstündeki ilmeği işlemiyorum. Ortadaki iki ilmek. Bakın bu ilmekler şunlar. V. V. Şimdi ben bu V'nin ilkini, bunu atladım. Bu ilmeğimin başlama noktası şurası. Alttan başlama noktasına batıyorum. Bakın ilmeğimin üstünden sağ tarafından batıp sol tarafına doğru iğnemi çıkardım. Başlama noktasına tekrar üstten alta doğru batarak bunu da tamamladım. Ve son ilmeğimin, bakın şunun başlama noktasına battım. İpimi çektim. Ve bu V'leri takip ediyorum. Bakın genişlettim şöyle daha iyi görünsün diye. Şimdi ilmeğimin sağ kenarından batıp sol kenarından çıktım. Ve yukarıdan alta battım. İlmeğimin nakışını, işlemesini tamamladım. Tabii hafif alttan beyazlar görünse de şöyle ipleri gevşettiğiniz zaman işlem tamam. O yüzden diyoruz ki biraz bol bırakırsanız altları daha iyi kapatır. Evet, bu gözümüz de tamam. Pandamızın gözünü tamamladık. Şimdi arka yüzde bakın şu ipimi en yakın şu hemen üstteki siyah ipinin içinden ya da beyaz fark etmiyor. Batarak bir düğüm yaparak sağlamlaştırdım. Bakın battım, bu ipinden geçirdim. Bir iki ilmek arkadan batarak kesiyorum. Şimdi aynı işlemi buraya da yapacağım. Bunu tığ ile yapıyorum. İpimin ucu kısa olduğu için
tığ kullanarak bakın şu başladığım siyah ipin içinden ipimin ucunu aldım. Şöyle içten geçirerek bir düğüm yaptım. Sıkılaştırdım. 1-2 ip içinden de sağlamlaştırdığım ipi çekerek baz alanı keseceğim. Evet arkadaşlar, pandamızın diğer gözü de hazır. Burnunu da örerek yapmıştık. Gözlerini de işleyerek yaptık. Her iki tekniği de göstermiş oldum. İster örerek, ister işleyerek yapın. Şemamız bu. Şimdi pandamızın şu burun kenarından T'leyerek burnun etrafını da geçeceğiz ve böylece yüz kısmını tamamlamış olacağız. Gözlerin kenarından taşırmadan alttaki şu ikinci sıradan başlayarak şöyle bir oval şekil yapıyoruz. Şuradaki sarıyla beyazın başladığı bölgeden hemen ilk sıradan başlıyorum. Şu 5 ilmeğimin altından bakın şöyle bir sıra bırakarak ipimi çıkardım. Şöyle 2 ilmek atladım üstten, 1 ilmek alttan boşluk bıraktım, yine üstten 2 ilmek, bakın burada da 1 ilmek alttan boşluk bıraktım. Şu şekilde gidiyorum. Üstten 2 ilmek, 1 ilmek alttan. Şimdi burada birer sıra çapraz. Bakın. Şuradan bir üstteki sıraya çıktım. 1 ilmek, yine bir üstteki sıraya çıktım. Buradan hafif ovallemeye başladım. Yine burada 2 ilmeğimi bir üstteki sıradan batıyorum. Bakın şu 2 ilmeğim şuradan ovalledim, yine burada 1 ilmek alttan aldım. Şimdi bu tarafa doğru, yukarıya doğru döndüm T'lemeyi. Şimdi burnunun üstünden yine buradan da simetriyi korumaya çalışarak başladığım noktaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, pandamın burun ve yüz kısmı tamam. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videomu paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın.